Selamünaleyküm arkadaşlar, değerli dostlarım. Hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Beni sorarsanız ben de iyiyim, çok şükür, elhamdülillah. Ben yine böyle sebedimi aldım elime, içi tohum dolu arkadaşlar. Kaç çeşit tohumum var, kazmayı da omuzuma koydum. Haydin bahçeye gidelim, ben çalışacağım. Yanımda olun arkadaşlar, yalnız bırakmayın beni, canım sıkılır sonra. Öyle mi lan fırtına? Ne yapıyorsun lan sen de benim eteğim orada öyle? Ne yapıyorsun lan sen benim eteğime? Ne yapıyorsun aşkım sen benim eteğimi öyle? Kefsiz de vallahi. Hadi bakalım. Siz niye geldiniz be? Şunlara baksana şuraya. Onlar niye geldi benim sesimi duyunca? Ne istiyorsunuz kızlar? Haydi. Gelin yanıma. Kınalıyla da çıktık dışarı. Sıçar mı? Sıçar mı? Hadi git. Hadi. Hadi Sima. Gel. 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 Oynasın. Hadi yiyin bakalım. İnağımızın ayağı gezelesin az öyle. Biraz serin ama havalar. Hayvan oynuyor, az otluyor. Bir su içer. Atarız bir saat sonra fıra. Tamam. Kolay gelsin. Sağ ol, sağ ol. Hoş geldin, gel. Kolaysa başına gelsin. Çalışıyoruz, değil mi? Evet. Bu kazılacak yerimizi kazıyor şimdi. Bir sebet tohumum var arkadaşlar. Pancar. Ondan sonra sarımsak, bezelye, pirasa tohumu. Hemen böyle buraya onları saçacağım. Bezenlerimi dikeceğim, Allah nasip ederse. Şimdi Şuhlu bana yardıma geldi. Evet, yardıma geldi. Ne yapayım? Yardımlaşmak güzel bir şeydir. Evet. Yardımlaşma olmaz, hiçbir şey olmaz. Olmaz. İbelin nesi var? İbelin sesi var. Doğru söylüyor. Böyle de patateslerimiz de çıkıyor. Hayvan gübresi sattık buraya doğru. Ama güzel olur ha. Olur tabii, niye olmasın? Demek sanki benden hızlı çalışın gibi geliyor bu. Benden hızlı çalışın sen. Değil mi? Ne bileyim ben. Gücümün yettiği kadar çalışayım şu bura. Yok, benden hızlı çalışın benim ya. Maşallah ama. Geniş alacağız. Güzel de sarmıklayacağız bu işimi arkadaşlar. Hem hayvanın gübresi karışır. Fidemi falan saçayım. Ay da yuvarlak oldu. Ay yuvarlak değiller bizde hep böyle. Büyüklerimizde oldu. Büyüklerimizden ne duyarsak, ne öğrenirsek onu yapıyoruz. Doğru söylüyorum. Çocuğa gönderirsin İstanbul'a. Pancar, pata ne varsa. Artık şimdiki ekliyorum Şükrü. Hani fasulyelerle dikiyor ya. Bu o zamana hazırlık. Yaza hazırlık bu. İlk bahara hazırlık oluyor bu. Öyle değil mi? Bunlar şimdiki ekeceğimiz ilk bahara. Sarımsağımız mesela bir daha kışa kullanmaya. Allah nasip ederse. İnşallah. Pancarımızı dikmeye. İneğimiz de gitmiyor. Vallahi alıştı bize artık. Maşallah. Otluyor da. Bir oynadı, bir salladı kendini ama. O kadar çok olacak. Hayvan akırdı koca gün. Ayakları gelsin dedim yani.
Ay beslenir mi? Saat emecisi derler. 3 saat emecisi. Ne çalışırdık? 3 saat çalışırdık. Sabah öğleye kadar bir kişiye, öğleden sonra bir kişiye, yine ilkünden sonra da çok böyle sıkışan komşulara 3 saat hemen yardıma giderlerdi böyle. İşi kalmasın geriye diye. Kenarlar da böyle şeyler. Kasıyı da kesmeyeyim de. Şöyle anam anam kesmem. Veli nimet ol. Maşallah neler olmaz burada. Olur inşallah. Rabbimin kampanını atsan olur. Gerisini düşünme de. Yani çalışacaksın. Boş tarladan ne bekleyeceksin? Kendi çıksın diye mi bekleyeceğim? Allah'ım ya. Doğru söyledin. Birleştir de ala kalmasın, tamam mı? Tamam. Önceki kazdığın yerden birleştir. Tavuklar geliyor merak buraya. Tavuklar geliyor. Kapı kapılıyor. Kapalı olması var ama anında giriyor. Ama öyle bize bakıyorlar. Elimizi gözetiyorlar öyle. O patatesi sök şu burada. Çekeyim mi? Tabii ki. Bahçemizi güzelce tırmık olduk arkadaşlar böyle. Çok güzel oldu. Şimdi tohumlarımı hazırlayayım hemen, hazır saatte de. Sebette tohumlar, bir sebet tohum. Bir sebet. Pancar tohum. Şöyle bakayım birbirine. Biz pancarsız yapamak arkadaşlar. Hep bağlamış yok işte ayrı ayrı. Şimdi bu eki çıkmazsa bir daha ekerim. Şöyle çoğunu ekeceğim, azını bırakacağım. Bazen tohumlarım var arkadaşlar. Böyle. Kocaman da paçada bağlamışım ben de. Hani Şükrü? Aynen. Şöyle arkadaşlar bezenle tohumum var. Buraya döktüm ama alacağım bunları. Arkadaşlar sarımsakların şöyle dışlarını çekeceğim.
bir şeker. İşleri kalacak. Şöyle. Dışlarından biraz sıra. Alayım. İşleri yine yemeklik sepetime geri atayım. Böyle. Şöyle biraz sırasını alacağım. Bana belki dersiniz Melek Hanım evde niye hazırlamadınız dersiniz. İnan ki zamanım yok arkadaşlar. Dedim ki hadi ki hem kazıyım hem dikeyim. Hepsini bugün çıkarayım bir aradan dedim. Yağmur yağınca bahçeye girilmiyor zaten biliyorsunuz. Şöyle iri sarımsakları. Üstlerinin irilerini alayım. Şöyle. Küçüklerini geri bırakıyorum. Biraz bir dikeyim şimdi arkadaşlar. Beraber bir dikelim. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle. İnşallah olur. Ekiyorlardı çünkü biliyor musun? Vallahi ne haberim yok da böyle dikerken ben biliyorum. Ben dikeceğim biraz böyle. Birazını da ekeceğim arkadaşlar. Çünkü böyle hep işim var. Önden gelen de akşam. Daha tohumlarım var. Dikilecek daha da tohumlarım var. Az bekleme yazsana şükür. Pancar tohumlarımı aldım arkadaşlar. Yine böyle şeyinde vardı tohumu. Onu da aldım hemen şundan. Şöyle elimle ovaladım. Öteki diğer tohumu da katacağım bunun içine şimdi. Buraya toprakla birleştirdim bayağı bir. Bu şekil. Toprakla da karıştırdım arkadaşlar güzelce. Şöyle lahanalarım sık düşmesin diye. Şu şekil. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, tohumu ekmeye başlayayım. Ne istiyorsun be? Ne? Ne oldu? Ne oldu kızım? Aynı şekilde yine pirasalarım da var. Tohumum. Şöyle kendim bırakmıştım. Ben bir sene pirasa tohumu ektim arkadaşlar. Allah'ım hiç pirasa çıkmadı. Diyorum ki niye çıkmadı acaba? Maalesef o böyle olacakmış yani. İçinden tohumları çıkıyor ya. Posasının içinde. Bak bunların çıktı şükür görüyor musun? Bir sene ektik biliyor musun senden giderken? İstanbul'a giderken de çıkmamıştı. Şöyle siyah siyah tohumlar çıktı arkadaşlar içinden bak.
Pirasa tohumumu da ekeyim hemen. Ne var burada koşadığımda? Şu onu da onun içine dökeceğim. Şöyle arkadaşlar. Biraz daha ovalayayım. Tam çıkarayım onu da. Her şeyini kendim yetiştireceğim. Allah nasip ederse. Pirasa fidemi, pancar fidemi, her şeyimi. Böyle. Bak ne güzel çıktı, görüyor musun Şükrü? Böyle arkadaşlar çıktı içinde, bak siyah siyah. Evet. Onu da hemen buraya doğru ekeceğim. Kazdığımız yeri çiğnedim. Bir şekilde. İşte pirasamı da ekeyim. Bu arada kral da geldi yukarıda, ona gülüyoruz arkadaşlar. Şöyle. O kendini kurtarıyor, tozu var ya içinde. Sık düşmez. Gel kızım, hadi gitme, hadi. Gel, gitme, gel. Evet arkadaşlar, fidemi ektim. Pirasamı ektim. Pancarımı ektim. Şöyle bir de tırmıkla karıştıracağım. Güzel olacak. Hadi gel yavrum, hadi. Melek Hanım, burada neler çıkacak değil mi? Evet. Neler olacak burada? Nasip ederse Rabbim verirse olacak Şükrü. İnşallah. Nasipten hazır bir şey olmaz. Rabbim verirse olacak. Gel yavrum, gel. Hay. Şimdi bezenleme dikiyorum arkadaşlar. Şöyle bezenle tohumu elime aldı. Aslında şöyle ekeyim. Tamam. Kazıyım. Olur mu? Olur olur olur. Evet, ocak yapmayacağım. Aslında ocak yapıyoruz ama. Şu şekil. Fıratının kıyısına yapıyorum arkadaşlar, kenarda. Birer sırada bunları çalı dikeceğim böyle. Çırpılı çalı. Çıkan bezenelerde bunlara saracağım. Güzel olur. Bezenin kenarda olması daha iyi oluyor. Orta yer o zaman geç söktüğümüz için ziyan olmuyor. Kenarları böyle değerlendirmiş oluyoruz arkadaşlar. Diğer tarafta sahte Ersim'in geldiğinde o da toplar. Böyle kenarları dikiyorum. Otları da el otu yapıyorum. Şey, bir daha dağa gidelim şu şey alalım. Böyle kenarlarda
Gürgen meşe yapmak şeyler var ya, çalları. He. Bunlardan alalım. Böyle buraya aşağı biraz daha dikeceğiz. O çıkar, o sarar. Sarar, doğru söylüyorsun. Bu şekilde arkadaşlar. Melek çalışmaya devam. Böyle. Ben burayı biraz geniş çektim. Buraya bir sıra dikeriz. Buraya iki sıra, tamam mı şurada? Tamam. Bir ara gidelim de Sunay'ın ağlusunun kıyılarına da dikelim bezenle. Olmaz mı? Dün müsait olayınca. Hakikaten olur ha. Ne güzel olur. He, o da erken gelirse yer. Erken gelmese ben toplarım yine. Doğru söylüyorum. Doğru söylüyor. Lan aklına bin yaşa Melek ya. Vallahi. Ona da dikeyim pezenle. Tohumum var benim daha bayağı. Pancar fidesi falan yoksa biz ekelim ona. Ne? Pancar fidesi falan yoksa biz... Fidesi ne kadar güzel çıkmış. Sen görmedin mi şunu? Gördüm. Melek Hanım'ın bahçesi. Evet. Süper. Ne istiyorsan var. Yok yok. Yapınca her şey oluyor. Her şey oluyor. Sarımsağımı diktim, pancarımı ektim. Sarımsağımı ektim. Değil mi? Vallahi aşağı koymuyorlar. Diyorum ben. İneğimizi de alırız şimdi, soğuk çıktı. Arkadaşlar oturdum. Yoruldum. Bir baştan bir başa böyle dolandım. Bezenlemi ektim. Güzel diktim. Bilerek öyle yaptım. Rahmetli anam da öyle yapardı, ekerdi, sonra da kazardı, ondan sonra onları da hep böyle çalı dikerdi, birer sıra, ikişer sıra. Olurdu, Rabbim ölürse olurdu. Kendisi bezenliği de çok severek, ana cihazım, baba cihazım, tüm ölmüşlerimiz de nurlar içinde yatsın, Allah'ım rahmet eylesin. Nefes nefese kaldım arkadaşlar. Sizlere çok teşekkür ediyorum. İyi ki sizler varsınız arkadaşlar, değerli dostlarım, değerli arkadaşlarım. Poşetleri de koydum altıma. Dedim ki Şükür ben buraya az oturayım. O da hemen elini aldı kamerayı. Ondan sonra sesimin gittiği her yere kucak dolası selamlar olsun arkadaşlar. Başta Türkiye'm olmak üzere. Türkiye'm, Almanya, Amerika, İngiltere, Fransa, İsviçre, Danimarka'ya, Kıbrıs'a, Azerbaycan'a, Rusya'ya kucak dolusu selamlar olsun. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Dış devletten yaşayan arkadaşlarımız da, dostlarımız da bizim değerli dostlarımız, değerli arkadaşlarımız. Sizlere kucak dolusu selam hepiniz arkadaşlar. Allah'a ısmarladık, sağlıcakla kalın. Dostça kalın.